Bu tabi konu olarak arkadaşlar ben benzerlikte işleyeceğim açıkçası. Normalde bunu buraya koymuyordum ben eskiden anlatırken ama açık söylemek gerekirse kitaplarda oluyor. Yani ikiz kenar üçgen soru bankalarında falan görüyorum. Bu sefer hocam biz orayı görmedik olmasın. Orta taban diye bir bilgi vardır. İki tane orta noktayı birleştirdiğimiz zaman tabana paralel olur ve tabanın yarısı olur. 1'e 2 benzerlik oranından gelir. Benzerlikte konuşacağız. Ama şimdi orta noktaları birleştirdiğinizde tabana paralel olduğunu ve A'ya 2A olduğunu bilin. Bunu iskenir üçgen özelliğiyle birleştiren sorularda göreceğiz arkadaşlar. Misal bu soru bak. Hemen görelim. D, E, E, eşit 7, 13. Şimdi hangi konu olursa olsun hangi soru olursa olsun. Açı ortay tabana dikilmiş. Ben bunu devam ettiririm. Biraz da orası baya bayağı orantısız görünüyor ama idare edin. Şimdi açıortay tabana dikindiği zaman tabanı 2'ye bölmesi lazım, değil mi? Doğal olarak ikiz kenar bir üçgendir. AP 7 olur, 13 olduğu için PC'ye 6 kalır. Tam da dediğim olay. Orta nokta D noktası, orta nokta E noktası tabana paraleldir ve tabanın yarısıdır. Bu yüzden doğru cevabımız 3 olur arkadaşlar. Bakın şimdi buraya da bakalım birlikte bakalım. 9 1 BFFC'ye eşit demişim. Ona bir dikkat edelim. BFFC eşit. Tamam. Sonrasında e, burada başka ne bilgisi var? BAD ile DAC bir de bak aman tehlikeli soruda göstermemiş ama yani göstermemişim ama buraya yazmışım 90 derece. Şimdi yine hangi konu sorusu tipi olursa olsun açı ortay bir tabana dikiniyorsa ben onu ne yaparım? İkiz kenar üçgene tamamlarım. İşte bu. Haliyle o zaman bunu ikiz kenar üçgene tamamlayınca şöyle bir P dersek AP 9'dur. Daha sonrasında tabana inendik tabanı ikiye böler. Kenar ortaydır. Şimdi olaya bak. D noktası orta nokta, F noktası orta nokta. O zaman FD nereye paralel? Karşı tabana paralel. 1 ise karşı taban bunun 2 katı 2 olacak tamamı 9 olduğu için AC'ye gördüğün gibi ne kaldı? 7 birim kaldı. Mevzumuz budur. Orta tabanla böyle bir ilişkisi oluyor ikizkenar üçgenin iki eşit parçaya böldüğü için. Şimdi bu bilgiye gelelim. İkizkenar üçgende de ben hani az bilgi var dedim tabii ki ama yine şaka maka bazı bilgilerle uğraşıyoruz doğrusu. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar üçgenin tabanına indirdiğimiz diklerle ilgileniyoruz. Bir de yan kenarlara indirilen dikler veya açı ortaylar veya kenar ortaylar ne olacak ona bakalım. Şimdi sıfırdan gösteriyorum. Renkle göstereyim bir daha onları e, uğraşmayalım. Şimdi mavi renk ve mavi renk eşit kenarları temsil ediyor tamam mı? Evet tabana inendik tabanı ikiye bölüyor da. Peki yan kenarları yani eşit kenarlara dikler indirirsem ne oluyor? Burada da arkadaşlar eşitlik gereği. Aynı üçgenler ve kenarlar ortaya çıkıyor. Bak şimdi şöyle yaptım tamam mı? Bu şekilde gösterdim. Şimdi burası alfa dersek şuraya teta dersem. Evet buraya da bir beta diyeyim tamam mı? Şimdi olaya gel bak. Hemen gösteriyorum. Alfa 90 mecburen ne oldu? Burası da böyle teta oldu değil mi? E, İkisi kenar üçgen olduğu için taban açılarının aynı olması için beta geldi. Şimdi söylüyorum takip et. Şu küçük iki tane kenar birbirine eşit oldu beta beta'dan dolayı. Sonra olaya gel. Teta var, 90 var. Tabii ki normalde şu ters açılar da eşit olacak. O zaman bak bu boyadığım üçgenle boyadığım üçgenin açıları aynı oldu. Yetmezmiş gibi demin ki ikizkenardan dolayı 90'ların da aynı. O zaman bunlara biz eş üçgen deriz. Bundan dolayı arkadaşlar gösteriyorum artık ikizkenar bir üçgende eşit kenarlara dikler indirirsek bu parçalar eşit olur. Sonra bu parçalar birbirine eşit olur. Eşlik gereği tamamen bunlar. Bunlar da eşit olur. E kenar üçgen olduğuna göre ne olacak? Tabii ki kenarın tamamı eşit olduğu için hemen onu da hatırlayalım. Şey onu da görelim pardon. Böyle üstteki iki parça birbirine eşit olacak. Bütün eşitlikleri gösterdim. Olay budur. Üstte de zaten sizde var da yine de burada da koymuş olduk. İşte bak bu şekilde. Burada Böyle bir görüntü var, böyle bir görüntü var. Olayımız budur. Gelelim şimdi diğer tarafa. İkiz kenar üçgen kenar ortayı çizersek ne olur? Hemen onu da sıfırdan gösteriyorum. Bunlar arkadaşlar valla açık söylemek gerekirse biraz daha zahmetli kısımlar evet anlıyorum. Ama bir kere bakalım kurtulalım. Çünkü bunlar öyle yerler. Ezber yapmak yerine göstermiş olayım. Bu sefer de şöyle kırmızı renk yapayım. Kırmızı renk yapayım. İkiz kenarlarımız bunlar olsun. Kenar ortayı çektim şimdi. Kenar ortayı ne yapar? Kenarı, ikiye böler. Kenar ortayı ne yapar? Kenarı ikiye böler. Şimdi olaya bakalım. Güzel bir görüntümüz var. Burada da yine alfa dediğimiz zaman üçgen hemen kontrol et. Ay yanlış şeye tıkladık. Şu taradığım üçgenle bu taradığın üçgenin hem kenarları aynı hem açıları aynı. O yüzden mecburen bir tane açısı aynı. Kenar açı kenar eşliği deriz. Buraya teta kalır. Buraya teta kalır. Eşlik gereği. Sonra arkadaşlar buraya mecburen beta diyorum. Sonra eşlik yere yine burası beta oldu. Sebep ters açılar birbirinin aynısı. Şöyle yapayım onları da bu şekilde. Haliyle o zaman yine aynı şekilde bu üçgen ve bu üçgen eş üçgen oldu. Bundan dolayı arkadaşlar üst parçalar eşit, alt parçalar eşit. Gördünüz mü? Artık açı için içinde aynısını yapmama gerek kalmadı. Neymiş? Bir açı ortay, bir kenar ortay ya da yükseklik çizdiğim zaman altta Aynı hizadaki iki parça birbirine eşit DB ile EC. Üste şu DF ile FE eşit parçalar. Altta BF ile FC eşit. Gördüğünüz gibi bu kenar ortay da olsa açı ortayda olsa bak BF ile FC eşit gördün mü? DF ile FE eşit, DB ile EC eşit, DB ile EC eşit, BF ile FC eşit, DF ile FE eşittir. Hatta bir ekstra bilgi. DE'yi çekerseniz bu şeklin adı ikiz kenar yamuktur. Bu ikiz kenar yamuktur arkadaşlar. Bu ikiz kenar yamuktur. Bunu da belirteyim. Böyle bir ekstra bilgi olsun. Tüyomuz şudur ama. Bu kadar tantanadan sonra mevzumuz şudur. İkiz kenar bir üçgende yan kenarın yardımcı elemanını verirsem diğer yardımcı elemanı sençiz tamam mı? Bak şimdi ne demek istiyorum gösterelim. Eşit kenarlardan birinin yüksekliğini verirse diğerini sen çiz. Eşit kenarlardan birinin açı ortayını verirse diğerini sen çiz. Eşit kenarlardan birinin kenar ortayını verirse diğerini sen çiz. Çünkü biraz ezber soru tipidir bunlar açıkçası. Bak gösteriyorum. Hangi kenarlar eşit? AC kenarıyla BC kenarı eşit. Tamam. Dikkat edersen eşit kenarlardan birinin yüksekliğini o vermiş. O zaman ne yapıyorum? Diğerinde ben çiziyorum. Gördün mü? Böyle. Haliyle ne oldu? 3 Demek ki o zaman böyle 3 oldu. Ne demiştim? Parçalar aynı. Soru söylese, söylemese de ben söyleyeyim. A, E ile lazım olsaydı B, F birbirine eşit derdim. sonra şey diyeyim. BT T ile T, A eşit. E, T ile de T, F eşit. Ekstra bilgi olarak bunları yazdım. Şimdi siliyorum çünkü onlarla işim yok. Sadece görmeni istediğim bu soruda 9 ve 3. Eşit kenarların yüksekliği aynıdır. Sonrasında bak parçalar bile aynıdır. Haliyle ne oldu? 9, 12, 15 üçgeni oldu. İşte mevzuyu hallettik. Mevzu bu. Ezber soru tipi aslında. O zaman yine burada onu da hatırlatayım bu arada. Demin söyledik ama şey gösterdim ama söylemedim. Yardımcı elemanları aynıdır. Eşit kenarların yüksekliği aynı. DE ile DC eşittir arkadaşlar. Eşit kenarların açı ortaylarının uzunluğu aynı. DC ile BE eşit. Eşit kenarların açı, e, kenar ortayları ve açı ortayları da eşit yani burada şey yani ayrı ayrı kenar ortayı ayrı ayrı açı ortayı eşit bu yüzden de DC ile DE eşit geldi İşte bunları da söyleyeyim. birisi eşit diğerine birisi varsa diğerinde çiziyoruz bak burada mesela iki tane açı ortay aslında ikisini de kendi çizmiş çünkü AC ile BC birbirine eşit o zaman sorunun söylemesine gerek yok o aynı hizadaki onlar eşit Lazım olursa bu 15'ler birbirine eşit. Lazım değil ama göstereyim bu parçalar. Ve bu parçalar böyle eşittir arkadaşlar tamam mı? Soru sadece benden neyi istiyor? BE ile C. EC'nin farkını istiyor. BE ile EC'nin farkı o zaman ne oldu? Eksi 5 olmuş oldu bu şekilde bunu söyleyelim. Aslında ben onurda BE ile CF'yi soruyordum ama bak karışmış. Hadi soruda hani hata yok da cevap hatası olarak söyleyelim. B, E'den C, F'yi çıkarmamız gerekiyordu. Cevap o yüzden 3. Yani burası E değil, F benim gözümden kaçmış. Yani başkasının da kaçmıyor, benim de kaçmış. Hani benim hatam oluyor doğal olarak. B, E ile F, C'nin farkı arkadaşlar. O yüzden kitabınızda 3 yazıyor. Bunu da böyle düzeltmiş olayım. Evet, burada ne diyeceğiz? Şimdi 10 var, 4 var, 2 var. Hemen söylediğim gibi. Eşit kenar. AC ile AD birbirine eşitse burada hiç gerek yok yani uğraşmaya. DE alırım bu tarafa böyle çekerim. Böyle yaparım. İşte sana böyle kenarlar eşitse yükseklikleri de eşit. O zaman DP ile EC de eşit. 2. Ne oldu bak? 6, 10 ve 8. Demek ki o zaman buradaki PC 8. Eşit kenarların yüksekliği de eşit. O yüzden tabii ki X de 8 olur arkadaşlar. Olayımız budur. Yine bilgilere devam ediyoruz. İki üçgenin aslında en önemli kısımları ilk anlattığımız o tabana dikindirme muhabbetleri ama bunlar da arkadaşlar özellik olarak müfredatta var. E malum MEB'in hani sağ solu belli olmuyor ve bunlardan da soru karşımıza gelebilir. Hani diğerlerini seviyoruz diye sevimsiz şeylerin çıkmama ihtimali de yok tabii. Onu da es geçmemek lazım. Çünkü bu şöyle düşünün. 500 bin tane insan bu bilgiyi sevmiyor. Ama orada soruyu yazan insan bu bilgiyle alakalı benim canım güzel bir kazanım sorusu oluşturmak istedi derse itiraz edebilir misin? Sonuçta müfredatta var yani. Ona da dikkat etmemiz lazım. Bu yüzden burada da hemen gösterelim. Kolay bir bilgi sıfırdan çizerek göstereceğim yine. Üçgen yaptık çembere tamamladı. Şimdi bak bir ikizkenar üçgende tabanın tabanın herhangi bir noktasından bilmediğim ortasından falan değil herhangi bir noktasından dikler çekiyorum. Buraya A diyelim, buraya B diyelim. Bu arkadaşlar nereye eşit biliyor musunuz? Eşit kenarların yüksekliği bak. Özellikle not olarak yaz. Tabana ait yükseklik değil. Onu lütfen yaz. Eşit kenarlardan birinin yüksekliğine eşit. Neden? Aşırı basit bir sebebi var. Bak şimdi. Şöyle eşit kenarlardan birine C'de. Eşit kenarlardan birine C'de. Olaya gel şimdi. Sonra eşit kenarlardan birinin yüksekliğine de H yazayım bak. Normalde üçgenin alanı nedir? C çarpı H bölü 2. Doğru mu? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi şuna dikkat etmeni isteyeceğim. Sarı üçgenin alanına bir dikkat et lütfen. Nedir? C A bölü 2. Sonra gel buradaki yeşil üçgenin alanına bak. Bu üçgenin alanı ne? Cb bölü 2. İkisini toplayınca büyük üçgenin alanı oldu mu? Evet oldu. Büyük üçgenin alanı ne? Ch bölü 2. Şimdi C parantezinde A artı B bölü 2. C çarpı H bölü 2. C'ler gitti. A artı B 2'ler gitti. Neye eşit oldu Haşa. İspatı gördüğünüz gibi alandandı. Bundan sonra artık tabandan herhangi bir yerden eşit kenarlara yükseklikler indirirsek bu yüksekliklerin toplamının ikiz olan kenarların yüksekliğine eşit olduğunu tabana ait yüksekliğe eşit olmadığını bilmemiz lazım. Bakın şimdi ne diyoruz? H de tabanın herhangi bir noktasından dk böyle 2 ve 3 indirdik tamam. Sonra ne diyoruz? 2 artı 3 5. Bu sayede işte yan kenarın yüksekliğine bh1 dersem işte bu da 5'tir. Diğerine çizersem fark etmez hani al buradan çiz. Yine bu da 5'tir. 30'un karşısı 5 ise 90'un karşısı 10'dur. Zaten benden bak AB ve AC kenarını istiyor. Bir özelliğimiz AB, AC'ye eşitse paralellikler varsa pH AC'ye, PK da AB'ye paralel. Burada söylediğimiz bilgi şudur. HP ile PK'nın yani bu çizdiğimiz iki paralelin toplamı bir kenara eşit işte arkadaşlar. AB dersem buraya da C dersem C eşittir A artı B oluyor. Yani paralellerin toplamı yan kenarlara ikiz olan kenarlardan birine eşit geliyor. Hemen bunu da ispatlamak çok kolay olduğu için aradan çıkartalım. Şimdi dikkat et. Paralellikten dolayı ikizkenar üçgen alfa yöndeş açıdan alfa. Zaten ikizkenar üçgenden dolayı taban açıları alfa. A olduğuna göre ikiz kenardan ne geldi? A. Yine aynı şekilde yöndeş açılarımızdan dolayı ne diyeceğiz? Tabii ki yine alfa diyeceğiz. Paralel yöndeş açılar aynı. İkizkenar üçgenden B. Sonra paralel kenardan A karşılık kenarları eşit. Paralel kenardan karşılık kenarları eşit B. Ne geldi? A artı B eşittir C geldi. İşte olay buydu. Buna göre bu sorumuza bir bakalım şimdi. Çevre BPKC ha verilen özellikle soru biraz farklı oldu ama değil mi? PKC ile BHP şöyle bunların toplamı olmuş benden çevre ABC'yi istiyor. Hmm, bakalım. Şimdi burası A diyelim. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Ne demiştik? B çünkü alfa alfa yöndeş açılar böyle alfa eşit olmuş hatta B A demiştik. Gördünüz mü? Sonra PKC için buraya X diyeyim. BPH için Y diyeyim. A artı A artı Y eşittir 10. Sonra 2B artı X eşittir 16. Üçgenin çevresine, üçgenin çevresi taraf tarafı toplarsan büyük üçgen direkt 2A artı 2B artı X artı Y'den 26 oldu. Gerçekten soruyu böyle taraf tarafı toplayınca tabii önce bunları görünce sonra taraf tarafa toplamak gerekliliğini, yeterliliğini görmüş olduk.